Herkese merhabalar, ben Romoşka. Hile rehberime hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Sims 4'te neredeyse düşündüğümüz her şeyi yapabileceğimiz hileler var. Dünya durumunu değiştirebiliyoruz, simimizin modunu değiştirebiliyoruz ya da istediğimiz kadar para elde edebiliyoruz. Ve iş hayatında böyle zahmet çekmeden basamakları hızlı bir şekilde de çıkabiliyoruz. Ben de bu hilelerden size bahsetmek istiyorum. Bir sürü hilelerim var. Hadi o zaman başlayalım. Hileyi yazacak yeri açmak için CTRL, Shift, C komutlarını aynı anda basmanız gerekiyor. Yukarıda açılan beyaz kutucuğa istediğiniz hileyi yazabilirsiniz. Para hilesi oyundaki en kolay hiledir. Rosebud ve Catching size 1000 smale'in para verir. Motherlode ise 50.000 smale'in para verir. Eğer istediğiniz bir miktar para var ise ilk önce Testing Cheats Through hilesini yazıp ardından Money istediğiniz miktarı yazdığınızda aile bütçenizde o kadar para olur. Oyun otomatik olarak matematiğini yapacak ve paranızı belirlediğiniz miktara göre ayarlayacak. Oyunda en fazla 9.999.999 simelin para girebilirsiniz. Eğer oyununuzun daha zor olmasını istiyorsanız başlangıç sermayesinden para düşürebilirsiniz. Testing Cheats Through hilesinden bahsetmek istiyorum. Hileyi yazdıktan sonra açıldığına dair onay alırsınız. Bu hileyi de Shift ve farenizin sol tıkına basarak hileyi kullanabilirsiniz. Mail kutusunda bir sürü buton var. Shift tıklama yaparak mail kutusuna bastığınızda Fill Needs ile siminizin hatta bütün dünyanın ihtiyaçlarını düzeltebilirsiniz. Yine aynı şekilde Shift tıklama ile yere basarsanız eğer siminiz oraya ışınlanır. İsterseniz bitkilerinizin büyüme evrelerini değiştirebilirsiniz. Artık bitkilerin büyümesini beklemek zorunda değilsiniz. Eğer siminiz bug'a girdiyse reset sim diyerek de siminizi tekrar düzeltebilirsiniz. Üniversite paketine sahipseniz bütün üniversiteye girme işlemlerini geçip direkt buradan üniversiteye girebilirsiniz. Paketleriniz ne kadar fazla ise o kadar çok hile görebilirsiniz. Bir sonraki hile beleş ev. Bu hileyi sadece dünya haritasında kullanabilirsiniz. Eğer Free Real Estate On yazarsanız dünyadaki herhangi bir eve paranız yetmese bile girebilirsiniz. Bu faturaları karşılayabileceğiniz anlamına gelmez ama. Kendinizi zaten hileci olarak görüyorsanız başka bir hile daha kullanarak bence bu işi halledebilirsiniz. Bir sonraki hilemiz yetenek hileleri. Stat, Set, Skill, Level hilesi ile siminizin olan yeteneğini artırabilirsiniz. Örneğin ben Stat.Set.Skill.Level.Major.Gardening10 yazdığımda artık simimin Gardening'de 10. seviyeye gelir. Siminizin hayat amacını hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorsanız eğer Aspiration Complete Certain Milestone yazabilirsiniz. Bir sonraki hayat amacını tamamlamak için tekrar aynı hileyi yazmanıza gerek yok. Bu sefer klavyenizin yukarı yön tuşuna basarak tekrar aynı hileyi çağırabilirsiniz. Eğer siminize ödül puanı vermek istiyorsanız Sims Give Satisfaction Point ve miktarını yazarak puan elde edebilirsiniz. Hile kutucuğunu kapatmak için de orayı seçip klavyenizden ESC tuşuna basmanız yeterlidir. Oyun oynarken Create a Sim ekranına döndüğünüzde maalesef her şeyi düzenleyemiyorsunuz. Bunların kilidini kaldırmak için Kas Full Edit Mode yazıp siminize Shift tıklama yaptığınızda buradan kas ekranına gittiğinizde siminizi tekrar baştan yaratabilirsiniz. Bu hile size kas ekranındaki her şeyi düzeltmeyi sağlar. Mesela trade'leri değişmek gibi. Oyunda olup ama görmediğiniz objeleri açmak için BB Show Hidden Object yazmanız yeterlidir. Etraftan toplayabileceğiniz şeyleri de bu hileyle kolayca Build Mode'da bulabilirsiniz. Daha da fazla derine girmek istiyorsanız eğer Testing Cheats Through hilesini yazdıktan sonra BB Show Hidden Object ve arkasından BB Show Lived Edit Object yazarak Maxis'in oyunda kullandığı bütün objelere ulaşabilirsiniz. Arama bölümüne debug yazmayı lütfen unutmayın. Kariyerlere ait kilitli olan eşyaları da BB Ignore Gameplay Unlock Sentimental yazarak açabilirsiniz. Bazen Build Mode'da eşyaları koymakta zorlanabiliyoruz. Bunun için de BB Move Object hilesini açarsanız eğer eşyaları daha serbest bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Eğer bir objeyi bu yerdeki karelerin dışında daha fazla hareket ettirmek istiyorsanız klavyenizin alt tuşuna basmanız yeterlidir. Bir objenin boyutunu büyütmek istiyorsanız Ü'ye, küçültmek istiyorsanız yumuşak G'ye, yukarı kaldırmak istiyorsanız 9'a,
Aşağı indirmek istiyorsanız da sıfıra basmanız yeterlidir. Eğer hızlı bir şekilde duvarlarınızı boyamak istiyorsanız, renginizi seçtikten sonra Shift tuşuna basmanız yeterli. Aynı şekilde parkelerinizi de boyayabilirsiniz. Yeri boyarken parkenin yönünü de değiştirmek çok kolay. Virgül ya da nokta tuşuna basarak parkelerinizin yönlerini de değiştirebilirsiniz. Ctrl+F tuşuna basarsanız eğer, üçgen şekli elde edersiniz ve yerleri bu şekilde daha farklı şekilde boyayabilirsiniz. Oyuna gelen platformlar ile bir oda yaptınız ve bunu galeride paylaşmak istiyorsunuz. Ama paylaştığınızda platformlar kayboluyor ve yaptığınız hiçbir şey adam akıllı gözükmüyor. Bunun için yaptığınız odanın etrafına Flat Square ile geçerseniz, galeriye bu şekilde kaydederseniz artık platformlarınız kaybolmayacak. Eğer çatıları birleştirirken sorun yaşıyorsanız ve sadece bir tarafının daha uzun olmasını istiyorsanız Shift tuşuna basıp yan taraftaki oku çekmeniz yeterli. Hile rehberimin sonuna geldik. Umarım hileler işinize yarar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.